Herkese selamlar dostlar. 9 Ocak 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Pazar gününe tam tamına 11 adet mücadele çıkardım sizlere. Videonun sonunda bir adet de sizlere yaklaşık 2 oranlı bir kombin önerisi yapacağım. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar. Öncelikle sizlere bir skor sormak istiyorum. Yarın ben de skor kestiremiyorum bu mücadeleye. Çünkü Lazio tarafından da bir sürpriz bekliyorum. Belki çıkabilir çünkü. Inter Lazio mücadelesi. Ben kendim değerlendireceğim zaten. Fakat skor yarışması olarak sizlere de sormak istiyorum. Maç ne olur? Bilenlerden bir kişi katıl telegram gruplarına ay sonuna kadar dahil edelim. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Maçlara geçelim. 11 adet mücadelemiz var. Maçlardan önce hemen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Katıl Telegram grubun canlılarından. Mesela bugün neler yaptık? Kısaca onlara bakalım isterseniz. İlk mücadelemizi oynadık burada. İkinci gol Başakşehir oynadık. 1.60 gibi oranı vardı. Dakika 14'te oynadık. Attı, iptal oldu, net kaçırdı. Hakem Başakşehir'e kırmızı verdi derken birçok pozisyon meydana geldi. Fakat sonunda Başakşehir golü attı. Hatta yaz bunu da iptal et. İbn Hakem yapmışım bunu. Levante maçına 1.5 üst verilmiş. O geldi. Onun dışında Levante mücadelesi aynı şekilde 1.5 üst vardı 90 artı 7 de geldi. Onu geçtim. Level Kuzen mücadelesi vardı. İlk yarı 0.5 üst. O başarılı oldu. Canlıdan aldık. Hatta dedim bir çekelim. Ondan sonra level kuzeni evsel 1.5 üst verdim. Şu an 2-1 mağlup durumda. Oynanıyor dakika 60 falan. Brighton'ın maçı şu an oynanıyor ilk yarısı. Bakalım gelir gelmez. Freiburg'u verdim bir de devre arasında. Ev sahibi 1.5 üst olarak verdim. Hatta çok uzun sürmedi gelmesi. İkinci yarının 25. saniyesinde yine bir Japon oyuncu gol attı. Hem o maçtaydım ben de. O da geldi canlı telegram, katıl yüksek oran, katıl yüksek misli gruplarımızda zaten hizmet vermeye devam ediyoruz. Eğer sizler de ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız hem kanalımıza destek olup hem de e, ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. 30 TL'lik bizim ana Telegram grubumuz canlı bahislerin olduğu grup olarak geçiyor. Telegram artı yüksek oran grubu. Hem Telegram grubu var hem de yüksek oran grubu var burada. Ana Telegram'a giriyorsunuz. Yüksek misli her şey dahil iletişim grubunda. WhatsApp iletişim hattı da var. Ana Telegram grubuna, yüksek oran grubuna ve yüksek misli grubuna dahil oluyorsunuz. Ayrıca da WhatsApp'ların iletişim hattı var. Bir de sponsor desteğimiz var. Orada da şu an zaten bir kişi mi ne var? Geçelim maçlarımıza. İlk mücadelemiz Melbourne City ile Wanderers mücadelesi. Avustralya'dan aldım. Melbourne City'ye son bir deneme yapacağım. Eğer gelmezse de bir daha Avustralya'yı bu sezon almayacağım. Ee, şunu söyleyeyim. Son bir hatırlatmam kaldı. Sizden ricam videoya güzel seviyelerde pazar gün olmasından dolayı artı 500 üzerinde hemen iki saniyenizi ayırıp like atar mısınız? Bekliyorum. 1 2 Like'larınız için çok teşekkür ediyorum. Melbourne City'nin bir maçını izledim ben ertelenmeden önce. Hangisiydi? Şu 2-2'lik mücadelesi. Melbourne Victory ile oynadı. Adeta gol atmamak için elinden geleni yaptı. Yani çok fazla pozisyon harcadı bu mücadelede. Kalenin dibine geliyor, avuta atıyordu. Ondan sonra zaten maçları ertelendi. Uzun zaman sonra tekrar sahaya çıkacak Melbourne City. Günün erken seans mücadelesi. Ana kombinlerinize koymayın bu mücadeleyi. Fakat şunu belirteyim. Ee, yani değerli, erken seansla kupon yapıyorsanız Melbourne City tarafına yönelebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Melbourne City ciddi anlamda kaliteli bir takım oyuncuları olsun. McLaren olsun, Navut olsun, e, Matt Kate olsun. Birçok isimle hücum hattını olsun. Çok eee üretken bir takım hücum hattında Ben Wanderers'a 3 maçtır mağlup oluyor zaten. Onların da birkaç mücadelesi ertelendi. Ben burada direkt taraf bahisi olarak Melbourne'sinin galibiyetini sizlere düz olarak önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Venezia Milan mücadelesi. Milan'ın son mücadelesini izlediyseniz arkadaşlar şov yaptığını görmüşsünüzdür Roma'ya karşı. Ligde de zaten şu an Milan'ın maç eksi var. Pardon, Inter'in maç eksisi var. Çok yaklaştı zirve yarışında. Inter'de bu bu hafta zor bir rakiple oynuyor. Kendi emin olmasına rağmen yine Lazio ile oynuyor. Skorunu sordum zaten sizlere. Milan'da bazı eksik isimler var. Bu eksik isimler ciddi anlamda önemli isimler. Fakat yine de takım yerini doldurabiliyor. Adnan'ın Afrika Kupası'na gittiler. kesiye mesela çok önemli bir eksiklik. Benacer aynı şekilde önemli bir eksiklik. Bazı defansta da sakat isimler var. Mesela Romagnoli ve Kea isimleri Milan'da eksik. Ona rağmen güzel futbol sergiliyor. Yani hücum hattında Zlatan İbrahimovic son mücadele oynamadı. Bu maçta belki oynayabilir. Mesias çok bireysel anlamda iyi çalımlar atarak geçiyor. Venezia'da tehlikeli takım açıkçası. Yani ne yapacağı belli olmayan bir takım. Ama ben burada Milan'ın etkili olmasını bekliyorum ki bu maçı da kazanmasını bekliyorum. Ama yüksek orandan önereceğim sizlere bu mücadeleyi. 4.5 altında 2 yaparsanız 1.60 gibi orandan direkt Milan galibiyetine yönelmiş oluruz. Bence değerlendirilir Milan çünkü güzel futbol sergiliyor zirve yarışında da belli ki istiyor inadı inat kadrosu biraz yetersiz onun dışında bence değerlendirilebilir yani kadrosu yetersiz derken şu anlamda şampiyonluk yarışında yedeklerle birlikte destek vermek adına bence biraz yetersiz buldum Bunu da belirteyim Kayserispor altay mücadelesi Kayserispor'da Berna da sanırım gerçekten iyi çalışıyor. İyi transferler yaptı. Abdülkadir parmağı da mesela aldılar. Onlar da bir anda Giresun'a gidiyor diye haberler çıktı. Anlaşıldı falan. Bir anda devreye girdi. Ronaldo'nun Steel United şeyi gibi oldu bir anda transfer. Abdülkadir Parmak Kayseri'ye geldi. Bazı önemli transferler yaptı. Karagümrük'ten Bertolacci'yi falan aldı. Fakat bu aldığı isimler oynamayacak takımda şu anlık. 12 Ocak'tan sonra oynayabilecek. Yine de güzel kadrosu var burada. İbrahim Akta, Kemen, Emrah Baslan, Gavronovic gibi isimlerle hücumda iyi oluyor. Altay'dan açıklamaları şu yönde. Yönetimin açıklamalarından bahsedeyim sizlere. Altay en uzun galibiyet alamama serisini yaşıyor. 12 maçlık galip gelemeyen bir Altay takımı var ve son maçlarında zaten mağlup oluyor. Şöyle de göstereyim. 12 maçtır galip gelemeyen bir Altay var. Hatta yönetimden şöyle bir açıklama geldi onu söyleyeyim sizlere. Mustafa Deniz diye biz güveniyoruz. Mustafa Deniz ile birlikte devam edeceğiz. Ayrılmayacağız şekilde açıklamalar var. Ondan dolayı Altay'dan yani hocaya bir özgüvenli geldi. Altay'ın biraz daha farklı oynamasını bekliyorum. Kayseri kendi evinde üretken bir takım. Helik takımının atacağı goller 1.58 gibi oran açmışlar zaten. Değerlendirme altına alınabilir. Kayseri'nin Altay mücadelesi hatta şöyle söyleyeyim. Yani 3.5 üstüne bile gidebilir diye düşünüyorum. KG var bence erken dakikalarda gelen bir golle bu mücadele açılabilir. Altay'da reaksiyon vermek istiyor artık. Torino ile Fiorentina mücadelesi. Fiorentina'nın da son mücadelesi ertelendi. Fiorentina ciddi anlamda en sevdiğim takımlardan bir tanesi benim. Şu an çünkü kendi evlerinde Fiorentina çok üretken. Son oynadığı deplasmanda Hellas Verona mücadelesinde üretkenliğinden biraz kısıt yani üret, tam o üretkenliğini sergileyemedi Fiorentina takımı. Fakat şunu söyleyeyim ben. Ya yine pozisyonlara girdi Verona mücadelesinde. Çok fazla net de girdiği pozisyonlar. Torino da kendi evinde ciddi anlamda iyi bir futbol sergiliyor. Baktığımız zaman Hatta kendi evinde en iyi oynayan takımlardan bir tanesidir Fiorentina takımı. Fiorentina'ya ben güveniyorum. Torino'ya da kendi evinde aynı şekilde kadrosu ciddi anlamda iyi, olsun. Hatta yedekten giren oyuncular bile çok fazla katkı verebiliyor Torino takımına. Fiorentina da burada gerekeni yapacaktır. Yine güzel bir KG var mücadelesi olarak aldım. Hatta ben bu mücadeleyi şunu belirteyim. Kuponuma da koydum. Ya yani 1-1 gibi bir skor bekliyorum açıkçası. Yani her iki takım da atar biter şekilde bekliyorum ben. 1-1 gibi orandan KG varı değerlendirme altına alabilirsiniz. Napoli Sampdoria mücadelesi. Napoli'de artık galibiyet vakti geldi sanırım. Son mücadelesinde şöyle bir berabere kaldı. Deplasmanda Juventus'la birlikte Mertens'in ceza sahası dışından attığı bir gol vardı burada. Juventus sonradan 1-1 yaptı fakat Napoli o maçta ciddi anlamda iyiydi. Eksikleri var mı? Var. Fakat Sampdoria takımı hatta Napoli'nin eksikleri ciddi anlamda fazla. Yine aynı şekilde Insigne, Mertens, Politano ve Zielinski olacaktır. Cuma hattında Juventus, Juventus takımının çıkardığı 11'in aynısını bekliyorum. Sampdoria'da son mücadelesinde Cagliari'ye yenildi. Maça baktığımız zaman da Sampdoria ilk başlarda üretken oldu fakat kalesinde çok pozisyon verdi. Ben burada Napoli tarafındayım ama eksiklerden dolayı da biraz çekiniyorum. Galip gelse bile ben şöyle çok fazla gol beklemediğimi de belirteyim. 2-0'lık bir Napoli galibiyeti gelebilir. 1.50 gibi orandan 4.5 altında bir önermek istiyorum. Çünkü Sampdoria kalecisi de başarılı bir kaleci olduğunu da belirteyim arkadaşlar. İdealdir. Değerlendirme altına alabilirsiniz. Rize Spor'la Beşiktaş mücadelesi. Bu maça baktığımız zaman hatta önümdeki ekrandan skoru söyleyeyim ben sizlere. Yani Beşiktaş bu mücadelede üretken olabilir yani. Burada zaten alt sıralarda bir can çekişen bir Rize Spor var. 18. sırada üst sırada tırmanmak istiyor. Beşiktaş'ta da eksik çok fazla. Hatta başvurdular. TFF'ye de sonuç açıklandı mı bilmiyorum ama muhtemelen oynanacaktır. Alt yapıdan mı çıkartırır artık? Nereden bir şeyler yapar? 11 oyuncuyu buradan çıkartır diye düşünüyorum ben Beşiktaş. Eksikler çok fazla. Son bir testler de yapacaktır zaten. Ona göre çıkacaktır. Ya Beşiktaş'ın 11'i çıkar fakat yedeklerden çok fazla katkı veremez gibi. İkinci yere biraz daha böyle oyundan düşer gibi Beşiktaş. Ben maç genelinde çok fazla gol beklemediğimi belirteyim. 3.5 alt idealdir ama yüksek oranı da öğreneceğim. Galatasaray maçında ne önerdiysem aynısıdır. 3.5 alt ve 2-3 gol bu maça yakışır. 1.83'te 2-3 gol oranı var. Çok fazla konuşmaya gerek yok zaten. Belki maç ertelenebilir. Ondan dolayı benim tercihim burada. 3.5 alt biter ama 2-3 gol bandında da kalır gibi düşünüyorum. 1.83'de bunun oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Roma Juventus mücadelesiyle devam ediyoruz. Roma mücadelesinde Roma son maçta mağlup oldu zaten fakat kendi evinde biraz daha üretken bir Roma takımı var. Burada Juventus biraz oyunu tutmak isteyecektir bence. Roma'ya baktığımız zaman eee hattında zaten Abraham'la birlikte etkili olmaya çalışacak. Aynı şekilde yanında Zaniolo oynayacaktır. Bazı eksik isimler var Roma tarafında. Kastrop mesela son maçta kart cezalısı oldu. Keza aynı şekilde Mancini'nin de bir kart cezalısı var. Son maçta kırmızı kart gördü Kastrop. Onun dışında Deplasman'da çok önemli bir eksiklik yok. Fakat Juventus... Ya o eski halinden eser yok diyeyim ben. Bu maçta da favori göstermişler de galip gelebilir mi bilmiyorum. Zor gibi geliyor bana. Yine bir beraberlik mücadelesi olabilir. Fakat ben bu maça tek bahis yüksek oran önermek istiyorum. 2-3 gol burada üzmez. 1.80'de oran açmışlar. Mücadele bence tam İtalya'nın 2-3 gol mücadelesi olarak. Aynı şekilde son mücadelede de Juventus Napoli nasıl bir bir bitti. Aynı o hesap bir maç bekliyorum ben. Roma'nın daha at Roma atar mı bilmiyorum da. ya yani bir birlik gibi bir skor bekliyorum. 2-3 gol yakışır. Bu maç hakkında fazla konuşmaya gerek yok. Benfica ile Pachos Ferreira mücadelesi. Şimdi deplasmanda eksikler var. Deplasmanda Covid eksikleri de var aynı şekilde. Ey sahibi Benfica'da arkadaşlar yeni teknik adamla anlaştılar. Jorge Jesus bildiğiniz üzere takımdan ayrılmıştı. Benfica B takımının hocasıyla anlaştılar. Notlarıma yazmıştım da şu an yanımda değil. Nelson'du sanırım. Yalan olmasın ama Benfica B takımının teknik adamıyla anlaştılar Benfica. Başına onu getirdi. Burada nasıl gollü bir mücadele geçirebilir diye düşünüyorum da ben biraz daha şöyle İlk yarı galibiyetine yönelirsek oran yakalarız diye düşünüyorum. İlk yarı birinin oranı 1.45 gibi oran açmışlar. Ben burada Benfica takımının ilk yarıdan galip gelmesini bekleyeceğim. Bazı eksik isimler var mı? Var. O eksik isimlerden bahsedeyim ben sizlere mesela. Ya mesela Yaremçuk, Pizzi gibi isimler bu mücadelede olmayacak. Deplasmanda da eksikler var. Ama dediğim gibi Covid önlemleri de Covid vakaları da yani Portekiz'de biraz arttı. Benfica ilk yarıdan galip gelir. Bu maça yakışır. Braga ile Famalica mücadelesi. Bu maçta da arkadaşlar güzel bir maç. Çünkü deplasmanda önemli eksikler var. Bu önemli eksikler şu an ekranda yazmıyor da. Covid vakalarından dolayı bazı isimler eksik Benfica, tarafında. Maç saatinde de tam belli olacak. Fakat Braga'da eksikler vardı, sakatlar vardı. Onlar takıma döndüğünü de belirteyim. Ben hatta bu mücadeleyi kombineme de aldım. Braga güzel bir başlangıç yapar diye düşünüyorum ben. Zaten zirveyle puan yarışına baktığımız zaman da biraz geride kaldı gal seri galibiyetler alıp üst sıralara tırmanmak isteyecektir. Braga takımı burada güzel bir şekilde ben sorun yaşayacağını düşünmüyorum. 2-0, 3-0 gibi skorlarla Braga takımı galip gelebilir. Çünkü deplasmanda dediğim gibi önemli eksikler var. Ekranda veya nesini de yazmıyor olabilir. Maç saatinde tam olarak belli olacak. Bunların zaten bilgilerine çok kolay ulaşılmıyor. Hatta Instagram hesaplarına falan da baktım. Bir açıklama da yok. Ama nasıl olur bilmiyorum. Bir yerde okudum. Ben burada Braga tarafındayım. Kombineme de aldım. Direkt galibiyetini önerdim kombinemde. Torino maçıyla kombinledim zaten. Braga'nın düz galibiyetini deneyebilirsiniz. Inter Lazio mücadelesi. Yorumlara yazmanızı bekleyeceğim. Inter kendi evinde çok iyi oynuyor. Ciddi anlamda çok güzel futbol sergiliyor Inter. Burada zaten ev sahibine 1.5 üst açmamışlar. Ev sahibi 2.5 üstten başlıyor. Golle bir maç olur diye düşünüyorum ben. Gerek Inter atar, gerek Lazio atar. Lazio atarsa tadından yenmez. 2.5 üstün oranı 1.41 denenir. Denilir Denir mi? Gayet güzel denenir. Lazio'da son haftalarda son oynadığı maç 3-3'lük bir mücadelesi var. 90 artı 4'te at, bir tane attı, iptal oldu. Sonra bir tane daha attı 90 artı 4'te. Maç 3-3 bitti. Canlıdan biz de değerlendirmiştik. Hatta maç sonu sıfırını aldık. 90 artı 3'te geldi. Katıl Telegram grubunda gayet güzel sohbet grubunda yapmıştık. 2.5 üst bu maça da yakışır. idealdir bol şanslar. Villarreal Atletico Madrid mücadelesini de değerlendirdim. Şimdi Villarreal çok gollü maçlar oynuyor kendi evinde. Bu da zaten maçlar birbirine yakın yani oranlara baktığımız zaman birbirine yakın. Atletico Madrid de yavaştan tırmanışa geçme çabasında aldığı o mağlubiyetleri telafi etmeye çalışıyor da puan farkı ciddi anlamda Real Madrid açıldı ki zaten Real Madrid burada da şampiyonluğunu alır götürür. Villarreal ciddi anlamda kendi evinde iyi oynuyor. Atletico Madrid burada bir ilk gole, bir gole bu maç açılır. Bir gole KG var gelir. Bir gol gelirse o maç zaten bir golle kalmaz gibi düşünüyorum. Ben KG var aldım. Yine 1-1 gibi skor bekledim ben. KG var oranı da ayet güzel. Yani bu maça yakışır bir oran. Denenir yani bu maçın KG varı 1.65 gibi orandan. Değerlendirme altına KG var alabilirsiniz. Toplamda 11 tane mücadele var. Tahminlere verdim. Kısa kısa anlattım. Değerlendirecek olanlara bol şanslar diliyorum. E, kombin var. Kombin önerim. ekrana gelsin. Kombin dediğim gibi Torino mücadelesini aldım. Güzel keyifli bir mücadele bekliyorum Torino mücadelesinde. Torino'nun maç sonu e, galibiyetinden ziyade dediğim gibi kendi evinde çok iyi bir takım Fiorentina ile oynayacaklar. Fiorentina'da basmanda son dönemde Hellas Fonçin'i de beğenmesem de gol atmasını da bekliyorum. KG var olarak aldım. Bir de Braga mücadelesini aldım. Braga'da da eksikler var. O eksiklerini tamamlar diye düşünüyorum. Bu eksikler Braga Famalicado eksikler var. Braga galibiyeti denilir. Burada toplam 2 yaklaşık 2 oranlar değerlendirme altına aldım. Değerlendireceklere bol şanslar. Seviliyorsunuz. Bay bay.